Arkadaşlar merhaba, ben Özgür Maral. Daha önce bu robotu size tanıtmıştım. Otomatik trade'ler açan 60 saniyede bir robot ve demoda iyi olumlu sonuçlar vermişti. Daha önce bir videoyla bunu ben size göstermiştim. Ben normalde Binaribuk firmasıyla yatırım yapıyorum. Normalde düz bir şekilde, biliyorsunuz bunu arkadaşlar. Binaribuk yatırımlarında 60 saniyede videolarımdan tanıyorsunuz zaten beni. Böyle bir maille bir deneme hesap açtım. Tekrar ve şunu gördüm. Yani bu şuradakiler brokerlar. Yani bu brokerlarla hesap açabiliyorsunuz. Bu robotu kullanabiliyorsunuz. Az sonra bir daha deneyeceğiz. Ve bunlardan bir tanesi de Binaribuk. Bizim kullandığımız Binaribuk. Yalnız sanırım bu birazcık yüksek bir depozit istiyor diye düşünüyorum. Yani Binaribuk görünce heyecanlandım açıkçası. Çünkü ben Binaribuk kullanıyorum 2 yıldır ve bunu bu robotla beraber otomatik bir şekilde kullanılabiliyor. Bakalım, depozit dediğimiz zaman ne kadar depozit? Binaribuk account will show diyor. Binaribuk'tan diyor hesap açın diyor. Bakalım şimdi. Binaribuk'a hoş geldiniz. Lütfen biraz bekleyin diyor. Ben Binaribuk'tan yatırım yapıyorum, biliyorsunuz değerli arkadaşlar. My account. Şimdi ben tabi otomatik olarak açtı. Çünkü ben bu ismi attım kafadan. Sadece bu videoluk açtım. Şimdi arkadaşlar, acaba kaç dolar bunu kabul edecek diye düşünüyorum. Bunun bir de Türkçe şeyi olması lazım. Şuradan bir değiştirelim onu. Yani bu Yaşar ismini şu an aklıma geldi diye attım. O şekilde açıldı. Yaşar Lokal. Arkadaşlar, evet. Yani şimdi buradan artık para yatırma seçeneğinden bakalım. Kredi kartı ne kadarlık diyor yatıracaksınız. Diyelim biz 500 demeyelim. İnsanlar 250 dolar çünkü yatırıyorlar. 250 dolar kabul edecek mi? Evet, kabul edecek. 250 dolarla yatırıma girebiliyorsunuz buradan da. Bu gayet hoşuma gitti. Yani çünkü demosunda iyi sonuçlar veriyor arkadaşlar. Buradan yatırdıktan sonra tekrar parayı yatırdıktan sonra buradan kredi kartınızla yatırdıktan sonra şöyle göstereyim. Bunu aşağı indirelim. Burada hesabınız gözükecek. 250 dolar. Sonra buradan gidip trade'e, otomatik trade'e basıp tıklayıp push diyor. Basın otomatik trade'e başlayabiliyorsunuz. Setting'te ne var bakalım? Hangi para birimleriyle çalışacaksınız? 60 saniyede mi çalışacaksınız? 2 dakikalık, 3 dakikalık veya 5 dakikalık da mı çalışacaksınız? Şeklinde. 5'er dolar açılsın, 10'ar dolar açılsın, 20'şer dolar açılsın diyor. Biz diyelim ki, hani madem deneme hesabı bir 50'şer dolar açılsın. Normalde 5 dolar açılabiliyor. Buradan görüyorsunuz. Efendime söyleyeyim. Hadi 20 dolarla açılsın bakalım. Yani her bir şey 20 dolar. Klasik, Martingale, Fibonacci, bunlardan bir tanesini tercih edebiliyorsunuz. Şunları da işaretleyebilirsiniz. Ya yani bunlara bakarak indikatörleri yapsın seçimi diye. Robot çalışsın diye. Şunları da yapabileceğiniz döviz çiftleri zaten hepsi işaretli, görüyorsunuz. Bunları kaldırıp sadece bir tanesinden yapabilirsiniz şu şekilde. Şöyle, 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 şöyle. Bu demoyu siz de açıp deneyebilirsiniz arkadaşlar. Gayet kolay demo açılması ve deneme olanağı. İşte diyelim ki buradan şimdi gidelim. Şuraya basıyoruz, otomatik trade'e. Şu an az sonra başlayacak. 60 saniyede bakın hesap açıldı şuradan. Şimdi bizim ne kadar verdi bize? 1000 dolar vermişti. Az sonra bir 5-10 dakika çalışsın. Bakın ilk pozisyon gel ya, şu an geliyor daha doğrusu. Kendi otomatik açıyor her türlü, her çeşit döviz çiftinden. 20'şer dolar açıyor. Eğer bunu 5 dolar deseydik 5 dolar açacaktı. Ve gördüğünüz arkadaşlar, Binaribuk'da, yani benim yatırım yaptığım yerde de arkadaşlar, bu robotu kullanabiliyorsunuz. Bu robotu kullanabiliyorsunuz ama sonuçlara bakacağız. Bakın,
reel bir şekilde saniyeler geri sayıyor. İki tane şu an pozisyon açtı. Gerçek trade diyor. Gerçek canlı trade yapılıyor şu an. Şimdi bu kazanç halinde, bu kayıp halinde. Belli bir süre sonra bunun ne olacağını beraber bir görmekte fayda var elbette arkadaşlar. Şimdi bu Binarbuk'tan da yatırım yapılabildiğine göre gayet bence olumlu sonuç görebilir. Şimdi bir tanesi geldi, kazanç olarak 38 dolar yansıdı. Ötekisi kaybetti ama üst üste açacak şimdi şeyleri, trade'leri. Şunu alamıyoruz. Şimdi alabiliyoruz. Şimdi başka trade'ler açtı kendince. Bakın bir kayıp var, bir kazanç var. Para 973 dolara düştü ancak henüz şeylere devam ediyor, trade'lere devam ediyor. Bunu 5 dolarla açtı. Neden böyle yaptı bunu anlamadım. Ben 5 dolar yazmamıştım. 20'şer dolarlık aç diye söylemiştim. Burada setting'te ayarlamıştık. Bilemiyorum, şimdi bakacağız az sonra acaba niye böyle yaptı diye. Şu an ikisi de in kazanç anlamında. Canlı bir şekilde trade yapıyor şu anda. Arkadaşlar enteresan bir şey. Binaribuk'tan demek ki o da brokerlar içerisinde sinyal bekleniyor diyor burada. Yeni sinyal bekleniyor. Waiting. Efendime söyleyeyim. Bakalım biri yine kayıpta, biri kazançta. Bu 5 dolarlık açtı. Onu ben ama niye böyle yaptı anlamadım. 3, 2 tane kayıp oldu şu an. Aşağıda benim. 2 kazanç, 2 kayıp oldu. Birini 5 açıyor, birini 20 açıyor. 50 açtı bu sefer. Biz setting'e tekrar bir bakalım. Niye böyle bir şey oldu? 20 dolar diye yapmışız. Şunu 5 dolar diye yapalım. Maksimum 2 trade aç diyor. Biz bunu biraz daha fazla açsalım ki şeyi görelim. Sonuçta ne oluyor? Yani maksimum 2 trade aç 60 saniyede. 3 trade aç. 4, 5, 6. Biz maksimum trade açalım. Tabii bunu 2 de yapabilirsiniz. Method Martin geldi de klasik olarak su verdi seçelim. Yöntem 60 saniye yine. Tekrar dönelim. Şimdi bakın daha çok açtı. Görüyorsunuz. Sonucu beraber az sonra göreceğiz. Daha çok açtık. Açalım ki arkadaşlar neyin ne olduğunu görelim anlamında. Yani ne getiriyor, ne götürüyor. Belli bir dakika içerisinde. Bakın kaç dakika oldu? 7 dakika 26 saniye oldu. Tabii bunun 2-3 dakika şeye gitti zaten arkadaşlar, biliyorsunuz. Yani heyecan verici. Gayet heyecan verici olarak görmekteyim. İnler kazanç olduğunu gösteriyor. Outlar kayıp. Şu an in pozisyonda hepsi. Klasiği tıklamak demek ki daha faydalı. Arkadaşlar klasiği tıkladık orada. 9.97 dolar. Başlangıçtan 3 dolar geride gözüküyoruz ama burada açılmış tabii kapanacak trade'ler var. Bakın 1006 dolara geldi şu anda. Bu demoyu siz de açıp arkadaşlar bu denemeyi yapabilirsiniz. Eğer uygunsa tabii istediğiniz firmadan, broker'dan para yatırabilirsiniz. Ancak ben Binarbuk'la yatırım yaptığım için oraya güveniyorum açıkçası. Brokerımız Binarbuk seçtik. Start real moda geçtiğimiz zaman para yatırmamızı isteyecektir ve hemen bu otomatik trade'lere başlayacaktır. Aşağıda bitmiş pozisyonları görebiliyoruz. Genelde yeşil ağırlıklı olarak bitmiş. Robot kendi otomatik çalışıyor. Az önce para yatırma yerini beraber gördük, gösterdim. Bir daha döner bakarız oraya da. Bu arada bu trade'ler devam etsin. Bakın burada broker seçimi var. Ve en başta Binaribuk var. Binaribuk benim yatırım yaptığım yer. Size de onu sık sık tavsiye ediyorum. Bakın bir sürü burada şey var. Ne diyeyim? Broker firma var. Yaklaşık 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 tane. Ama ben buna güveniyorum. Ama siz dilerseniz bunların herhangi birine yine hesap açarak devam edebilirsiniz. Burada balansınız gözükecektir. Biz Binary Book'u seçtik. Az sonra bir daha dönüp 250 doları kabul ettiğini beraberce değerlendireceğiz. Tekrar bakalım ne durumdayız. 1060 dolar. Şu an 60 dolar bir karda. 70 dolar oldu. Ve 8, 10 dakikada 70 dolar kazanmış oldu. Biraz daha bekleyelim orayı. Beklerken de bu şuradan otomatik trade'i kapatabiliyorsunuz. Broker seçimine gittik. Depozit yatırma yeri.
bekleyin diyor. Herhangi birine de yatırım yapabilirsiniz arkadaşlar. Yani bu bir sıkıntı değil. Bir sürü burada firma var ama ben bunlardan sadece buna yatırım yapıyorum. Ona güveniyorum. Paramı rahatlıkla alabildiğim için. Sıkıntı yok. Türk temsilcileri de olduğu için. Ama siz isterseniz bunların herhangi birisine yatırım yapabilirsiniz. Deposit money tekrar tıklayalım. Az önce gidebilmiştik. Akut bir show. Deposit yatırma. Artık herhalde şuradan yatırtacak. Bir kere oraya gittik çünkü. Oradan gitmiştik. Şuraya tekrar bir tıklayalım. Bu arada 87 dolar olmuş. Şuradan Start Rail Mode tıkladığınız zaman gerçek hesaba geçecek ve şey isteyecektir. En son ödeyeceğiz. Trades evet bitirdi. Şu an diyor kazandınız diyor. 101 dolar diyor demodan kazanç elde ettiniz. Demoya devam edebilirsiniz veya gerçek hesap açabilirsiniz diyor. Arkadaşlar kaç dakikada oldu bu 101 dolar? Bakalım bir 11 dakikada oldu. Şimdi Start Real Mode diyelim bakalım ne diyecek. Şimdi devam et. Gerçek moda devam et. Şimdi arkadaşlar bizim paramız yok. Biner bir broker olarak onu seçtik. Siz başkasını da seçebilirsiniz elbette. Depozit yatırmak istiyorum. Evet şu an bağlayacak yeri. Diğer firmalarda da aynı şey olurdur diye düşünüyorum ben. Bu şekilde hesap açtık. Ben buraya tabii bu oradan o hesap açtığım için bu isimle açtığım için bu şekilde bir enteresan isim çıktı. Buradan geliyorsunuz zaten. Bunun Türkçe yeri de var. Buradan tıklayıp Türkçe yapabilirsiniz şuradan. Kredi kartı diyor. Ne kadar yatıracağız? Diyelim en düşük 250 dolar kabul ediyordu. 500 dolardır bu. 1000 dolardır. Her şey olabilir. Depozit kısmına tıklıyoruz. Burada şey çıkıyor. Kredi kartı 3D güvenlikle 250 dolar yatıracağız diyoruz. Burada arkadaşlar Türkçeleştirirsek daha kolay olabilir mi? Bakalım. Evet, şimdi tekrar deneyelim. 250 diyelim. İsteyen tabii daha da çok yatırabilir. 250 hani kabul ediyor mu diye ben. Şunu Türkçe yapsak acaba Türkçe'de daha net anlayabilir miyiz buradaki olayları? Evet. Adı, hitap adı, bay bayan. Soyad, şirket adını yazmaya herhalde gerek yok. Kafadan atabilirsiniz de sokağınız. Ülke, eyalet, e-postanız. Ben bunu yine kafadan attım. Bir tane açtım burada. Telefonunuz, cep telefonunuz. Sonra kart tipiniz. Normal hani ödemeleri yapıyorsunuz zaten. Biliyorsunuz hani kredi kartı nasıl ödenir. Vize mi, master mı, kart numarası. Burada aşağı bakın. Son geçerlik tarihi. Kaçıncı ayın, kaçıncı yıl gibi kartla yazar. Onay numarasını nereden görebilirim? Şimdi onay numarası ne acaba? Onu da sizin için bir bakalım. Onay numarasını nerede görebilirim? Acaba onay numarası ne? Arkadaki CVV numarasını yazıyorsunuz. Burada arkadaşlar kartın arkasındaki CVV numarası var ya. Onu buraya yazıyorsunuz. Ödemenizi yapıyorsunuz. Ve orada tekrar bunu aşağı indikten sonra burada hesabınıza balansta paranızda geçiyor. Ve buradan otomatik trade'e basarak bu işi bitirebiliyorsunuz arkadaşlar. Evet anlatım bu kadar arkadaşlar. Binarbook oluşundan dolayı biraz da anlatıyorum. Çünkü ben o firmada 2 yıla yakın bir zamandır yatırım yapıyorum. Ama siz istediğiniz herhangi bir firmadan, broker'dan bu olayı seçip yatırabilirsiniz. Problem yok arkadaşlar diyorum. Ve bu videoyu da sadece sizinle arkadaşlar paylaşıyorum. Belki YouTube'a da koyarım daha sonra. Değil bu arkadaşlar. Hoşçakalın diyorum. Bana ilginç geldi. Demoda da iyi sonuçlar var. Size demo yerini atacağım. Oradan siz de benim açtığım gibi demo açabilirsiniz. Basit bir maille ve tabii kendi adınız olursa da olabilir. Daha iyi olabilir. Veya başka isimlerle de demo açabilirsiniz ama gerçek hesaba geçtiğiniz zaman sıkıntı olur. En iyisi kendi mailinizle ve kendi hesabı isminizle şeyi açın, hesabı açın diye söylüyorum ve herkese iyi günler diliyorum. Bol kazançlar diliyorum arkadaşlar. Hoşça kalın.